Selamlar tarih severler. Hanedanlar tarihinin bu videosunda tarihi değiştireceğiz. Videoda anlatılacak her şeyin tamamen bir hayal ürünü olduğunu ve bizim siyasi ve benzeri görüşlerimizi yansıtmadığını hatırlatarak başlayalım. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na Nazilerle beraber gitseydi ne olurdu? Yıl 1939. Atatürk'ün vefatının ardından askeri darbeyle yeni bir rejim iktidara geldi. Bu rejim milliyetçiliğin doruk noktasındaydı. Hükümetin hemen her bölümüne milliyetçi kesimden insanlar yerleştirildi. Yeni yönetim ile baştan irasız olmak üzere pek çok milliyetçi düşünür milliyetçiliği halka benimsetti. Ülke hızla milli bir kalkınmaya girişti. Fakat dünyada yaşanan büyük savaş ekonomiyi zayıflatmıştı. Milliyetçiliği yanlış anlamış bir kısım insanlar, Musul'un kaybedilmesinin ve 1. Dünya Savaşı'ndaki yeniliklerin sebebi olarak diğer etnik grupları suçladı. Özellikle doğuda büyük bir ırkçılık başladı ve Kürtler dışlandı. Çıkan birkaç isyan sertçe bastırıldı, bastırılmasına ama çok kan döküldü. Öte yandan işçi kamplarına dahil edilen pek çok azınlık uçlu iş gücüyle ekonomik bir kalkınma başlattı. Yıl 1940. Avrupa'daki savaş Nazilerin kesin üstünlüğüyle sürmekteydi. Hükümet savaşa girmek için hazırlanıyordu. Militarizm had safhadaydı. Savaş hazırlıkları çoktan başlamış ve askeri kuvvet hızla büyümüştü. İtalya'nın Yunanistan'a savaş açması hükümeti sevindirdi. Mihver devletleriyle anlaşan Türkiye Yunanistan'a savaş ilan etti. Türk ordusu deneyimli bir orduydu. Ayrıca 2 yıldır civarındaki ülkelere karşı savaş taktikleri hazırlıyordu. Ciddi bir direnişle karşılaşılmadan Meriç Nehri geçildi. Hızla hareket eden ordu Kavala'ya kadar ilerledi. Dede Ağaç gibi şehirlerde geçmişte yapılanların intikamı alındı. Pek çok kurum katledildi. Pek çoğu da Doğu Trakya'daki işçi kamplarına gönderildi. Yıl 1941. Kavala'daki Yunan savunması kırıldı. Yunan birlikleri çeteler halinde Kuzey Yunanistan dağlarına gizlenip gerilla savaşı taktiği uyguladılar. İtalyan birlikleri istenilen noktaya ulaşamamıştı. Türklerin saldırısı ise yavaşlamıştı. Tam o sırada Bulgaristan savaşa dahil oldu. Makedonya ve doğusundaki tüm Yunan birlikleri imha edildi. Öte yandan İtalya hala başarılı bir işgal sağlayamamıştı. Bu durumun farkında olan Naziler önce Girit'i paraşütçü birlikleri ve hava desteği sayesinde rahatça ele geçirdi. Ardından Atina gibi stratejik noktalara yıldırım harekatı uyguladı. Açlığın ve iç savaşın başlamasıyla Yunanistan hükümeti devrildi. Yeni hükümet teslim oldu. Antlaşmaya göre Almanya Atina gibi pek çok stratejik noktayı Türkiye, Selanik, Seres, Sapçı ve Edirne'ye doğru çizilen bir bölgeyi, Bulgaristan ise Türkiye'nin Edirne'ye doğru çizilen bu bölgenin kuzeyini, İtalya ise geriye kalan bölgeleri ilhak etti. Adalar ise ana karaya uzaklığına bakılarak Türkiye ve İtalya arasında paylaştırıldı. Bu antlaşmanın hemen ardından İngiltere Türkiye'ye bir ultimatum yolladı. Yıl 1942. Türkiye ultimatumu reddeder reddetmez Suriye, Fransa'sına ve İngiliz Irak'ına askeri harekatta bulundu. Fransız ve İngiliz'in ana ordusu Mısır'da Almanları durdurmaya çalışmaktaydı. Fakat Suriye ve Irak da tam anlamıyla boş değildi. Türkler sayıca üstündü. Fakat İngiliz zırhlı birliklerine karşı etkisiz eski model zırhlı birliklere sahiptiler. Bu durum Suriye ve Irak'ın kuzeyi için çok büyük bir dert olmasa da güneydeki açık arazi için büyük bir sorun teşkil ediyordu. Öte yandan İngilizler 1. El-Alemeyn Savaşı'nda Almanları püskürtmeyi başarmıştı. Üstelik deniz üstünlüğü de İngilizlerindi. Ki bu durum 3 tarafı denizlerle kaplı Türkiye için büyük bir tehditti. Savaşın ilk yılı böylece geçmiş oldu. Bir dahaki 3 yıl gelen arz ve talep doğrultusunda tekrar yapılıp değiştirilecek işte. Teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere.